Ev hanımları, öğrenciler, 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 öğrenciler tek, yaşayan tek yaşayan yoksa katı meyve sıkacağı ağrıyorsanız bu videoyu izlemeden almayın. Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Onur Kurtkaya. Bugün kanalımızda katı meyve sıkacağı olan Kiwi markasına ait KC1807 olan bir modeli inceleyeceğiz sizlerle. Hemen kutuyu da yanıma çağırıyorum. Kutumuz gördüğünüz gibi bu şekilde tarafınıza geliyor. Ve ekstradan içerisinde bir kutu daha oluyor tabii ki de. Ben açtım, denedim. Birazdan bütün performans testlerini yapacağız. Hatta sizin için elma sıkacağım. Ve nasıl bir performans verdiğini videonun sonunda veya ortalarında göstermiş olacağım. Şimdi kutumuzu şu şekilde bir inceleyelim öncelikle. Burada zaten tüm bilgilerimiz yazıyor. Ön kısmımızdaki görselimiz de bu şekilde. Şöyle göstermem gerekirse KCJ1807 modelde şurada görmüş olduğunuz gibi düğmemiz bulunuyor ve 3 kademeli oluyor. Birincisi birinci mod 0 yazan kapalı 2 yazan da ikinci mod oluyor. Güç değerlerini buna göre ölçebiliyorsunuz. Ürün gayet kullanışlı bu arada söyleyeyim. Yaklaşık 1 bir buçuk hafta önce aldım ve hali hazırda kullanıyorum hala da. Kutusunu açmayı ben öncesinde yaptım. Siz birazdan izleyeceksiniz. En son kısımda da bir elma sıkacağım size ve nasıl takıldığını, nasıl yapıldığını hepsini göstermiş olacağım videomuzda. Muadillerine göre alınabilecek ürünler arasında en iyisi diyebilirim çünkü buna yakın birçok marka var. Simbo var, bir CVS, değişik modellerde markalar var. Onlarda genelde hep 400 watt ve 500 watt oluyor. Bunun 600 watt olması güzel fiyatına göre. Ama bu da olmuş 600 lira şu anki belirde. Şimdi siz ürünün detaylı videolarını izlerken ben de size özelliklerinden birazcık bahsedeyim. Öncelikle ürünümüz 1400 mililitre bir posa haznesi kapasitesi bulunuyor. Yani bu soyduğu şeylerin hepsini oraya döküyor. Sürahi kapasitemiz de 500 mililitre. Onun dışında bulaşık makinesinde yıkanabiliyor ve kolay temizleme sağlanabiliyor. Ben bunu denedim ve bu arada kolay temizleniyor. Paslanmaz çelik bir filtresi bulunuyor. Emniyet kilidimiz mevcut hız kademesi 2 dediğim gibi sebze suyu, katı meyve sıkacağı gibi birçok alanda hizmet veriyor. Altı vakumlu kaydırmaz bir tabanda dış gövdesi de plastik bir materyalden oluşuyor. Rengimiz de gümüş renk olarak geçiyor. Zaten resimde de gördünüz. Şimdi çok fazla konuşmadan size ürünün kutusunu açılımını yapalım ve sonrasında da hemen meyve sıkacağı pozisyonumuza geçiş yapalım. Burada mikrofonumuz kapalı olduğu için seslendirme yapıyorum. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Kutu bu şekilde geliyor. Size anlatmıştım zaten videoda. Kutumuzu açtıktan sonra içerisinden Kiwi markası çıkacak. Şurayı da bir yırtayım. Hadi yırtıl. Evet. Bir de şura kaldı. Şurayı da yırttık mı bitiyor. Tamam. Şimdi biraz zorladı açtım. Şimdi ürünü çıkarttıktan sonra bu şekilde Kiwi markasını görüyorsunuz. Bu tarz kutuların içerisinden de bunları çıkartmak zor oluyor gerçekten. Çünkü tek kişi oldum mu alttan biri kutuyu çekmesi lazım vesaire. Kamera kadrajından çıktım ki kutuyu çıkartabileyim diye ve çıkarttım sonunda. Görmüş olduğunuz gibi ürünümüz bu şekilde karşımıza geliyor. Hemen kutuyu açıyorum burada kutuyu açtıktan sonra zaten korumalı bir şekilde geldiği için bir problem yaşamadım. Üründe kırık çıkık olmadı. Ve böyle güzel bir paketleme yapmışlar. Şu üst kısmını da zorlayarak çıkartıyorum. Hadi kopartacağım. Koparttım sayılır. Heh, çıkarttık şu anda. Şimdi ürünün böyle hepsi patpata sarılı. Bu sürahi haznesi gördüğünüz gibi. Akan şeyler buraya akıyor. Yani sıktığınız her şey o sürahiye akıyor. Birazcık küçük bir milime sahip ama olsun. Yani 500 mililitre. Burada ürünü çıkartıyorum ve diğer parçaları da çıkarttım. Burası kullanım kılavuzu. Her zaman gibi bir boş kağıt diyebiliriz bunlara. Şimdi ürünümüzün ben size hemen çıkarma işlemini de sağlayayım. Bu sürahimizin üst kapağı. Bunu da takabiliyorsunuz bu şekilde ki dışarıya sıçramasın diye. Şimdi ürünümüzü poşetinden çıkartıyorum ve gayet güzel bir şekilde karşılıyor. Aynen kurulumu da bu şekilde böyle sıkacağınız zaman duruyor ürün. Kademelerini gördünüz zaten orada alt kısımda. Şu kısmı bir çözemedim ilk önce sonrasında çözdüm. Sert bastırmanız gerekiyor açıp veya kapatmak için. Şimdi size burada ürünün iç kısmını gösteriyorum. Şurası kesme yeri onu çıkartacağım ve çıkarttım sayılır çıkarttım evet. Ve çıkarttıktan sonra arkasını önünü gösteriyorum. Üstünü oturtturuyorum ve ilerleyen dakikalarda zaten meyve sıkarken hepsini detaylı göstermiş olacağım. Ürünümüz bu şekilde şimdi sıkıma geçiyoruz. Önümüzü oturtturuyoruz yerine ve zaten gördüğünüz gibi rahat bir şekilde oturuyor. Bu yukarıdayken su akmıyor aşağıya açtığınızda akıyor. Sonrasında bu kesme aparatı olan demir parçayı yerleştiriyoruz bunun üstüne zaten direkt bastırdığınızda oturuyor. Ve hemen şöyle bu posa haznemiz görmüş olduğunuz gibi. Biraz tozlu olabilir ürünler çünkü hali hazırda kullanıyorum aktif olarak. Şimdi posa haznemizi de şuraya yerleştiriyoruz. Ve posa haznemiz de bu şekilde oturuyor. En son kısımda şu kafamızı takıyoruz. Burayı bazen tutturamıyorum. Evet. Bu da oturdu. Şimdi şuradaki mekanik kilitlerimize kilitlemeyi yapacağız. Şu da meyve suyumuzun sıkacağı. Şimdi ben böyle bir bardak getirdim. Ve elmaları atıyorum. Tabii bunları biraz daha kesmemiz gerekiyor. Yoksa sıkışabiliyor. Elmalarımızı vesaire kestim. içerisine de attım. Şimdi birinci modda yapacağız hemen. Net evet, gözüküyor mu? Bakalım kamerada gözüküyor. Şimdi şu ürünümüzü şöyle bir tane daha atayım içerisine. Kilitledik zaten. Şurada bir mekanizma var görüyor musunuz? O da şu kısmı oturuyor. Şimdi birinci modda deniyorum. Akan suya bakın. Akan suyu görebiliyorsunuz. böyle büyük parçalar atıyorum. Normalde böyle büyük parçalar atmamanız lazım. Küçük küçük yapıp atmanız gerekiyor. Yoksa kesmiyor. Bak hatta şöyle göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi buraya takılıyor büyük parça olduğu için. Ve buraya takıldığı için de şu an çıkartmakta zorlanıyorum. Şimdi şöyle ikiye bölüyorum. Bak bunu ne kadar rahat yapacağını göstereyim size. Gördünüz mü? Hemen akıtıyor. Bir elmadan da ne kadar çıkacağını görüyoruz bu arada. Şunu kopartabilecek mi bilmiyorum. Evet bayağı onu da yaptı. Aslında dik atmak gerekiyor. O küçük avneye sıkıştırdığında problem oluyor. Şimdi bitirdik. Şöyle kamerayı bir çıkartacağım hemen şuradan. Size şimdi iç haznesini her şeyini göstereceğim. Şöyle kilidini açıyoruz ve şunu da şuradan çıkartıyoruz. Bu kadar pislendi. Şimdi bunları yıkayacağım tabii ben. Evet, posalarımız da bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi içerisi de böyle. Yani bir elmadan çıkarttığı çok fazla bir su olmuyor. Şöyle şunu kapatıyorum. Bardağımıza boşaltıyoruz. Bir yeşil elmadan çıkan şu kadarcık bir elma suyu diyebilirim. Çok fazla su çıkartmasa da en azından tortul olmuyor ve dediğim gibi bakın şu köpükleri görebiliyor musunuz? İşte o köpük dediğim kısım buydu. Şöyle ışıkta daha da net görürsünüz ama gayet güzel duruyor. Detoks suyu vesaire havuç her şeyi dilimleyebilirsiniz ama küçük küçük yapmanızı öneriyorum. Evet, elma suyumuzu da sıktık. Umarım beğenirsiniz. Ben size şunu söyleyeyim. Portakal sıkımın da birazcık köpüklendirebiliyor. Aslında bunu elmada da gördünüz. Sanki bir tık köpüklü ...bir sıkım sağlıyor. O da ürünün performans özelliklerinde. Aslında bu tarz birçok ürün... ...yani illaki ucuz olmasına gerek yok. Pahalı ürünlerde bile köpüklenme oluyor. Çünkü normalde bir ürünü bastırarak sıkarsanız... ...daha hani e, köpüksüz bir çıkım olur. Ama bu keserek parçaladığı için içerisinde... ...köpüklendirme yapıyor. Şimdi ürünü şöyle getirdim yanımda da... ...hani e, normal şurayı göstereceğim. Zaten iş yapan bölümümüz bu. E, şimdi kurulumunu zaten içeride göstermiştim sizlere ama... ...bir de şöyle bir şekilde detaylı görelim... ...ürünün e, haznesi, buradaki işte açıp kapama yerleri gördüğünüz gibi... ...hepsi aslında kaliteli bir ürün diyebilirim bu fiyata göre. Zaten kablomuz e, kısa. Hani ne kadar diyeyim sizlere? Yani çok fazla uzunluğu olan bir kablo değil. Şöyle tutup göstereceğim. Baktığınızda bir metrelik bir kablo bile diyemem aslında. E, bir tek dezavantajı bu. Çünkü mesela mutfağınızda e, priz biraz uzaktaysa ve o alan doluysa... ...bunu oraya alıp işte ürünleri koyup sıkması biraz zorlaştırıyor ama 600 lira 580 lira 550 TL civarında alınabilecek ürünler arasında eğer bir katı meyve sıkacağı arıyorsanız bunu kesinlikle almanızı öneririm sizlere. Çok güzel memnun kalıp uzun yıllar kullanırsınız. Ürünü yanımda getirmemdeki amaç zaten elma sıktık biliyorsunuz. Normalde ben çok portakal sıkıyorum. Şuradaki hazneden zaten e, o normal 500 mililitre olan sürahisine dolduruyor. Arka taraftaki kısımda direkt posayı alıyor. O zaten şuradan takılıyor ürünümüze. Zaten üst kısmımız böyle emniyetli. Onların hepsini gösterdim. Şimdi şunu söyleyeceğim. İç kısmını gördüğünüz gibi çok fazla kirlenmiyor. Şu şekilde de sizlere göstermek istiyorum iç kısmını. İç kısmının normal şartlarda şu orta kısmını e, su tutmadan içerisindeki şu plastik hazneye yani şuraları yıkayabiliyorsunuz. Diğer ürünleri makineye atıp kullanabiliyorsunuz. E, bir de şu özelliğini söyleyeyim sizlere. Şuraları gördüğünüz gibi vakumlu. Zaten bunları detay çekimlerde göstereceğim. Bunlar direkt masanıza veya mermerinize herhangi bir yere yapıştığı için kaydırma yapmıyor. Güzel bir ürün diyebilirim. Bu ürünümüzün de incelemesi bu kadardı. Kanalımıza daha çok ürün incelemeleri geliyor. Hem ev hanımları hem öğrenci kardeşlerimiz hem benim gibi tek yaşayan arkadaşlar... ...bu tarz ürünler aldığında kolaylıkla kullanabilecekler. Ve ben bu tarz her ürünleri çekmeye çalışıyorum sizlere. Blender, katı meyve sıkacağı, teknolojik ürünler her şey. Yakında telefon incelemeleri vesaire de gelmiş olacak. Birçok şu an görüşme aşamasındayım sponsorluklarla. E, güzel ürünlerimiz olacak. Kanalı izlediyseniz ve bu videoyu yararlı bulduysanız abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Bunu hep söyleyeceğim ve söylemeye de devam edeceğim. Ta ki kanalımız 100 bin, 200 binlere ulaştığında hızla büyüyoruz. Siz de ailemize katılabilirsiniz. video izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bay bay.